Sea sea Bilin bakalım kim geldi. B. Jester. Tabii ki de yani başka kim olabilir ki? Bu arada her şeyden haberim var. Evet her şeyin farkındayım. Benim hakkımda Neler düşündüğünüzü biliyorum. Her şeyi hissedebiliyorum. Siz benim hakkımda kötü şeyler düşünmüşsünüz. Demişsiniz ki. Ulan bu Jester geldi. Bize yağlı yağlı. Yağlı yağlı. Tamam tam şaka. Ama bu şaka değil. Ulan bu Jester geldi. Kanala 10 tane video attı. E ee, sonra 2 gün sonra ortadan kayboldu. Daha da siksem buraya uğramaz. Bir yıl boyunca bu kanala daha da video atmaz demişsiniz. Ama bakın ne oldu? Ben buradayım. Neyse beyler. Cıvıtmaya gerek yok. İşte o hani her zaman benden istemiş olduğunuz, beklemiş olduğunuz, aylardır yıllardır kafamın etini yediniz. Ulan Jester uzun bir video at artık. Oyun oynarken, ders çalışırken, spor yaparken, basarken seni dinliyoruz kardeşim. Artık uzun video at da sabahlara kadar seni dinleyelim dediğiniz video bugün ayağınıza geldi biliyor musunuz? Bugün sizlere oyun hayatımı kısaca anlatacağım. Hatta kısaca değil uzunca anlatacağım. Ve hani daha önce anlatmış olduklarımdan da birkaç bir şey ekleyeceğim tabii ki. Ama hiç bilmediğiniz konuyla alakası olmayan şeyler de söyleyeceğim. Şimdi birçoğunuz şöyle düşünüyor. Evet abi güzel bir videoya denk geldik galiba. Bunun farkındayım. Ama abi konunun pelinsuyla ne alakası var? Onu videonun ilerleyen kısımlarında anlayacaksınız. Anlatabiliyor muyum? Ve başlamadan önce size bir şey söylemek istiyorum arkadaşlar. Bu birazcık ciddi. Biliyorsunuz ki şu aralar birazcık sıkıntılı bir dönemden geçiyorum. Baya bir zor yani. Taşınma işleri falan. Bana yaklaşık 30 bin liraya yakın bir masraf çıktı. Ne demişler beyler? Göte giren şemsiye açılmıyormuş. Ve ben de bu yüzden düzenli bir şekilde yayın ve video atmaya başladım. Evet bunun farkındasınız. Ve sizlerden destek istedim. Dedim ki güzel takipçilerim. Saygıdeğer arkadaşlar. Canım takipçilerim. Güzel kardeşlerim. Ne olursunuz az çok demeden şu videoya bir tane like, bir tane tane de yorum atın dedim. Siz ne yaptınız? Attınız. Teşekkür ederim. Ama sonradan bokunu çıkarmaya başladınız. Zaman geçtikçe like ve yorum sayılarında azalma oldu. Yani illa tatlı tatlı değil de yağlı yağlı mı isteyeyim şu like'ı? Artık şu like'la yorumu atar mısınız beyefendi? Sizi güzellikle ikaz ediyorum. Bir daha da etmem. O yüzden şu videoya bir tane like, bir tane yorum at. Yoksa gece senin yanına gelirim. Seni yağlı yağlı. Neyse sen anladın onu. Bu arada bunu sadece erkeklere dedim. Kızlar üzerine alınmasın. Alınmasınlar. Hapse girmek için çok daha çok gencim. Daha çok hayat çok yaşayacağım daha. Ne olursunuz? Bunu sadece erkekler üzerine alsın tamam mı? Yani neyse ya. Anladınız işte. Onu nereden başlıyor? Onu tabii ki de League of Legends. Benim hayatım olan oyun. Hatta direkt LOL hayatım diyebiliriz. Aslında her şey League of Legends'la başladı biliyor musunuz? Benim hayatımın şekil alması da League of Legends'la başladı. Peki nasıl oldu bu? Benim biliyorsunuz ki bir karanlık dönemim vardı. Bu karanlık dönemdeyken adeta bir bataklığın içindeydim. Çırpındıkça batıyordum. Çırpındıkça batıyordum. Param yoktu, fakirdim ve açtım. Evet, açtım. Sigaram da yoktu. Canım çekiyordu ama içemiyordum. Ve sonra en dipte olduğumu fark ettim. Ne yapabilirim diye düşünmeye başladım. Şöyle bir düşünüyordum. Benim arkadaşlarım vardı. Bu işten köpek gibi para kazanıyorlardı. Dediler ki kanka sen aslında iyi lol oynuyorsun. Evet, iyi, iyi oynuyorum. E kanka sen de gel sen de oyna sen de para kazan. Bak biz asgari ücretin 3 katı para kazanıyoruz. İstersen sen de bu parayı kazanabilirsin dediler ve benim hayatım 180 derece değişti. İşte League of Legends'ta böyle hayatım değişti. Sonrasında boost yapmaya başladım. Boost dediğiniz şeyi nasıl yapıyorsunuz? Öncelikle bir tane panel lazım. Bu panel nedir? Boost lerinin size vermiş olduğu bir yetki gibi düşünebilirsiniz. Oradan gelen boostları alıyorsunuz, terfi ettiriyorsunuz hesapları sonra da hesabı teslim edip ücretinizi alıyorsunuz. Yani bir nebze site sizin üzerinizden para kazanıyor. Yani sitenin ortağı gibi bir şey oluyorsunuz. Peki bu ortaklığı neye göre yapıyorlar? O panel üzerinden size komisyon veriyorlar. Mesela örnek vereceğim bir boostu 500 TL'ye yapıyorsanız 200 TL'sini site alıyor. 300 TL'sini size veriyor. Ve bu sayede hem site kazanıyor hem siz kazanıyorsunuz. Evet işçiliğin büyük bir kısmını siz yapıyorsunuz ama site size müşteriyi bulduğu için %40 komisyon alıyor. Ama bu panelden panele değişiyor. Farklılık gösterebiliyor. Bazı panellerde %50 bazı panellerde %80'e kadar komisyon alabiliyorsunuz. Benim hiçbir zaman bir panelim olmadı. Şimdi hepiniz şöyle düşünüyorsunuz. Hey abi nasıl oluyor bu iş? O zaman senin bütün hayatın yalan mıydı? Sen bize yalan mı söyledin? Yoksa hiç boost yapmadın mı? Hayır hayır öyle değil. Yaptım. Evet çok yaptım hatta. Ama şöyle bir şey. Benim arkadaşımın paneli vardı. Biz onu beraber kullanıyorduk. Yani üçkağıtçılık yapıyorduk. Niye beraber kullanıyorduk? Onun açıklamasını yapayım. Normalde panel sahipleri almış olduğu boostları düzgün bir şekilde karşı tarafa verdiği zaman yani siteye verdiği zaman site onu ödüllendiriyordu ve daha yüksek komisyon veriyordu. Örnek verecek olursak, biz aldığımız hesapları çok yüksek winrate'lerle çok hızlı bir şekilde boostlayıp teslim ediyorduk. Diğer insanlar bizim kadar hızlı boost yapamıyordu ve hesapları geç teslim ediyordu, winrate'leri de düşüktü. Bu yüzden onlar %60 alırken biz %70 hatta bazen %75 alıyorduk ve bu sayede deli gibi para kazanıyorduk. Hatta size şöyle söyleyeyim, neredeyse asgari ücretin 3 ya da 4 katı kadar para kazanıyorduk. Düşünün, sıfırdasınız, yoklukta sınız. Hiçsiniz ve bir anda asgari ücretin 3 katı, 4 katı para kazanıyorsunuz. Bir anda götünüz kalkar değil mi? Evet. Bana da aynısı oldu beyler biliyor musunuz? Orospu gibiyim maşallah. Direkt götüm kalktı. Ama hiç yılmadan düzgün bir şekilde çalışmaya devam ettim. Çünkü League of Legends oynamayı zaten seviyordum. Sevdiğim için oyunu da rahatlıkla oynuyordum. Oyunda beni seviyordu. Beraber yanlaşıyorduk yani. Sürekli giriyordum, win alıyordum falan falan. Sonra ne değişti? Zamanla böyle hesapları alıp boostladıkça boostlarda bir azalma oldu. Yani bize gelen hesaplar artık daha da azalmaya başladı. Booster sayısı yükseldi. Müşteri gelmemeye başladı. Sezon sonuna doğru yaklaşmaya başladık. Ve dedik ki bunun önüne bir çözüm bulmamız lazım. Ne yapmamız gerekiyor? Yeni bir hesap alıp kasmamız gerekiyordu. Yani mesela Unranked bir hesabı alıp Master'a çıkarıyorduk ama bunu 3 gün içerisinde yapıyorduk. Ve bu sayede bir tane Unranked hesabı Master yaparsak 1000 ila 1500 TL arasında alıcı buluyordu. Bazen 1200'e satıyordum. Bazen 1300'e. O içerisindeki kostüm sayısına göre değişiklik gösterebiliyordu. Bu sayede asgari ücretin neredeyse 3,5-4 katı para kazandı. Her şey mükemmel gidiyordu. Hayatım resmen düzene girmişti. Her şey yerine oturmuştu. Bilin bakalım sonra ne oldu? Koronavirüs. Evet. O bela geldi çattı. Ve ülkenin ekonomisinin de anası ağlamaya başladı. Birisi geldi sanki. Ülkenin ekonomisine tecavüz etti ve gitti. Ve bunu bir gece de yaptı. Nasıl olduğunu biz de bilmiyoruz. Neredeyse her şeyin fiyatı ikiye katlandı beyler. Bak asgari ücret ikiye katlandı. Eee marketten aldığım bütün eşyaların fiyatı ikiye katlandı. Aynı şekilde dolar ikiye katlandı. Bilin bakalım ne oldu? Biz ikiye katlanmadık. Bizim aldığımız gelir yerinde duruyordu. Normalde 300 lira alıyorsak 350'ye çıktık. Yani 50 TL bir artış oldu bizde. Hani sanki böyle hani size de artış yapmayacağız ama hadi tamam tamam üzülmeyin 50 TL yapalım hadi dermiş gibi. Bizim bayağı bir canımız sıkıldı bu duruma tabii. Örnek verecek olursam ben 12.000 ile 14.000 lira arasında para kazanıyordum. Yani 12.000 ile 14.000 arası bildiğimiz. Ve bu para yani 14 bin 15 bin arasına yükseldi. Ama asgari ücret 4.000 liradan 8 bin liraya çıktı. Yani normalde biz 3 asgari ücret alırken 1,5 asgari ücret almaya başladık. Ve bu birazcık bizim kafamızı kurcaladı. Bir gün arkadaşla Discord'dayız. Beni çağırdı dedi ki Hilal dedi. Sana bir şey söyleyeceğim kanka dedi. Bak dedi biz iyi güzel kazanıyoruz da bir sıkıntı var farkında mısın? Bizim gelirimiz çok fazla düşmeye başladı. Eskiden çok fazla alıyorduk. Şimdi tam o kadar fazla da alamıyoruz. Birazcık sıkıntılı dönemdeyiz. Sence nasıl yaparız diye bana bir sordu. Ben de dedim ki kanka sıkıntı yok yani akmasa da damlıyor. Şu anki aldığımız para da iyi. Yani normalde beyler sabah aynı iş gibi sabah kalkıp yatana kadar boost yaparsanız e, asgari ücretin bir buçuk katı alıyordunuz. Yani yaklaşık 14 bin 15 bin lira arasında bir para yapıyordu. Ve bu muazzam bir paraydı her şeye rağmen. Hani her şeye rağmen. Ben yine de halimden memnundum. Ama bana dedi ki ya sonraki günlerde ya daha da azalırsa. Bu benim aklımda bir soru soru işareti olarak kaldı. Bizim çocuk çıktı gitti. Ben tek başıma kaldım. Bir tane sigara yaktım. Balkona çıktım. Kara kara düşünüyorum. Kendime dedim ki nereye kadar? Yani ne zamana kadar boost yapacaksın? Tamam hadi. Bugünlerimiz iyi ya da kötü bir şekilde geçip gidiyor. Hayat böyle güzel devam ediyor. Ama yani nereye kadar böyle devam edecek? Ben nereye kadar boost yapacağım? Ya bu oyun yarın bir gün yok olur giderse? Hatırlar mısınız bir tane oyun vardı Zombi Rock diye. Yani çok seviyordum. Çok eğlenerek oynuyordum. Oyun bir anda kayboldu gitti beyler. Ben ilk çarım çalındı sandım. Hani İnternet kafede oynuyordum. Çarım çalındı herhalde. O yüzden oyunu sildiler internet kafeden diye düşünmüştüm. Kafamda komplo kurmuştum. Meğerse oyun tedamülden kalkmış. Direkt oyunu kaldırmışlar. Onun gibi ya yarın bir gün League of Legends yok olursa benim para kazanacak hiçbir şeyim kalmıyor. E benim şu anlık henüz başka bir işim de yok. İleride ne yapmam gerektiğini düşünmeye başladım. Dedim ki yani iki seçenek var. Ya böyle boost yapmaya devam edeceksin gittiği yere kadar. Ya da yarın bir gün bir şirkete gireceksin. Mühendis olarak böyle yalandan beyaz yakalı olup çalışmaya başlayacaksın köle gibi. Hayatını o firmaya bağlayacaksın. İnşallah yarın bir gün müdür olurum. İnşallah şans benim de yüzüme gülür diye yıllarca aylarca bekleyeceksin diye yani düşünmeye başladım kendi kafamdan. Sonrasında dedim ki hani birazcık daha bekleyelim. İleride dedim ne olacağına karar veririz. İnanır mısınız gecem gündüz oldu. Her gün köpek gibi çalışıyordum. Bilgisayarın başından kalkmıyordum. Oyundan artık gına gelmişti. Kusmaya başlamıştım. Yani oyun bana çok itici gelmeye başladı. Çünkü oyun artık oyun değildi. Oyun artık paraydı. Benim kaybettiğim her oyun para kaybediyorum demekti. Ve ben oyun kaybetmeye dayanamıyordum. Yani sürekli kazanmaya alışmıştım zaten. Hani para kazandığınız için kazanmanın çaresine bakıyorsunuz. Normalde oyun oynadığınız zaman bir yandan kazanmaya çalışırsınız bir yandan da eğlenmeye play yapmaya çalışırsınız. Ama bu sizin işiniz olduğu zaman asla play yapmıyorsunuz. Sadece kazanmaya odaklanıyorsunuz. Sadece robot gibi görevlere odaklanıyorsunuz. Profesyonel oynamaya başlıyorsunuz. Arasında çok fazla fark var beyler açıkçası. Ve ben de böyle robotlaşmaya başladığım için keyif de almıyordum ve sıkılmıştım. Tam o dönemlerde gelirlerimiz de baya bir düşmüştü başladı. Artık neredeyse asgari ücrete denk olmaya, yani asgari ücretle kafa kafaya yetişmeye başladı Boost muhabbeti. O zaman dedik ki buna bir dur demek lazım. Yani bu iyiye gitmiyor. Biz gitgide geriye gidiyoruz. Her şeyin fiyatı artıyor, asgari ücret artıyor, dolar artıyor ama Boost'ların fiyatı aynı kalıyor ve rekabet çok olduğu için zam da yapmıyorlar. E ne yapacağız? Yapacak tek bir şey kalıyordu. Ya ben gidip beyaz yakalı olarak bir şirkette çalışmaya başlayacaktım ya da hep hayalim olan yayıncılık ve youtuberlığa giriş yapacaktım. Sizce hangisini yaptım beyler? Evet şu anda bugün burada konuşuyorsam sorunun cevabı çok da zor değil. Peki buna nasıl başladım? Yani YouTube serüvenim nasıl başladı? Nasıl bir gazla girdim? Bir gün yine arkadaşlarla otururken bana dediler ki işte ya Bilal falan falan YouTube'da Twitch'te çok fazla para varmış. Aslında sen konuşmayı bilen adamsın. E, oyunda oyun da oynayabiliyorsun. Ulan acaba hani yalandan YouTube'a mı girsen? Twitch'e mi girsen? Böyle yayın mı yapsan? Videomu atsan? Böyle bir şeyler kovalasan sen başarırsın dediler. Ben de şöyle bir düşündüm. Ulan dedim neden olmasın? Zaten hep benim hayalimde. Ben dedim şöyle bir ufaktan gireyim. Hemen o hevesle gittim bir tane video hazırladım. Yani hayatımda hiç edit yapmamışım. Edit programının E'sini bilmiyorum. Gittim kendimce bir tane video çektim. Sonra gittim onu edit programından düzenledim böyle boşlukları falan kırdım böyle. Bok gibi bir video oldu kısacası. Yani bildiğiniz bok gibi oldu. Ama ben baya güzel hani gülmeli eğlenmeli böyle esprili mesprili güzel bir video çekmiştim. Sohbetli muhabbetli. Youtube'a yükledim onu. ilk defa. Bir kanal açtım. Kanalın doğru düzgün bir adı yok. Kanal kapağı yok. Kanal görseli yok. Videonun başlığı yok. Videonun kapağı yok. Ben Youtube'a video atıyorum ama Youtube'un da haberi yok. Sadece benim haberim var falan. Neyse videoyu hazırladım. Yükledim. Benim arkadaşlarıma falan attım. Discord'umuza attım. Dedim arkadaşlar işte yeni videom ilk defa video atıyorum YouTube'a. İlk videom falan. Ama toplasam bir 30 kişi falanız. İlk videom 280 izlendi. Çok heyecanlandım ben. Dedim ki oha oğlum dedim bu kadardı ben de beklemiyordum. Yani bu benim için büyük bir ışıkta Kendime şöyle dedim. Ulan dedim bu kadar acemice bile video yükleyip sıfırdan 280 izleniyorsam bence dedim güzel bir reklam yapıp bir de üstüne birazcık daha profesyonelleşip 1000-2000 izlenmeyi yakalayacağım. Kalarım sanki diye. Böyle bir kendi kafamda düşündüm. Sonra arkadaşlara gösterdim. Herkes eleştirdi. Dedi ki işte şu yanlış, bu yanlış. Bunu buradan sil, bunu buradan böyle yap. Kendi aramızda tartıştık böyle. Karar aldık YouTube kanalımı kapatmaya. Dediler ki bu kanalı kapat. Bu videoda güzel değil, videoyu da sil. Sıfırdan yeni bir başlangıç. Profesyonel bir başlangıç. Ben... Tekrardan gittim kendime. Kendim tasarım yapmayı öğrendim. Ee, kendime işte kanal resmi, kanal kapağı, ne bileyim efendim videolara kapak, videoların başlığı, etiketleri, şunları bunları hepsini öğrendim. Edit programına da çalıştım. Böyle saatlerce gittim. Ee, Onur Naci Öztürkler diye bir YouTube kanalı vardı. Gittim oradan bin tane video izledim. Zaten YouTuber olmak isteyen herkes gidip oradan izliyor. Sağ olsun. Gittim baktım böyle dedim ben dedim edit yapacağım. Ben dedim YouTuber olacağım. Büyüyeceğim gideceğim böyle. Hayallerdeyim falan. Her şeyimi ayarladım. Tasarımlarımı yaptım. Kanalımı açtım. Şöyle böyle. Kanalımda işte bizim çocuklar abone. Daha video paylaşmamışım. Bize dediler ki ya Google Ads diye bir şey var. Oradan YouTube'a reklam verebiliyorsun. Git dediler. Kendine doğru düzgün bir reklam ver. Bir kendine bir kitle edin. Bu kitleyle yavaş yavaş kendini büyütürsün. Dediler. Ama ben onları dinlemedim dedim ki ya Beyler dedim. Beni hiç tanımayan birisi. Samimiyetimi bilmeyen birisi. Benim videoma tıklayıp beni niye izlesin? Reklama vereceğimiz para boşuna gider dedim. Hani daha iyi bir yöntem bulmamız lazım. Ne dediler? O zamanlar lolpit vardı. Lolpit neredeyse birçoğu youtuber'a yardımcı olmuş. Hatta birçoğu youtuber'ı youtuber yapmış bir kanal. Ee, ama böyle herkesle de video çekmiyorlar. Yani belli başlı böyle taşşaklı insanlarla video çekiyorlar. Dediler ki lolpit var. Git onunla video çek. Benim piyasadan tanıdıklarım da vardı. Onlara da danıştım. Onlar da aynısın dedim. Git de dediler lo pitle video çek. Dedim tamam gideyim çekeyim. Dolpit'te tanıştım. İşte Okan abiyle o gün tanıştım. Durumumu anlattım. Dedim abi böyle böyle. Biz buna bu işi yapmak istiyoruz. Biz bu işe girmek istiyoruz. Bize dedim yardımcı olabilir misin? Video çekebilir misin? Okan abi de bize dedi ki ya dedi gençler şimdi çekeriz de dedi. Bizim dedi konseptimiz var. Biz dedi bazı şampiyonlarda birinci olanlarla video çekiyoruz. Onlarda gidiyorsun ya ustalık ya da birincilik kasıyorsun. O şekilde video çekiyoruz dedi. Yoksa dedi dümdüz dedi video çekmiyoruz dedi. Şöyle bir düşündüm dedim ki abi dedim fark etmez. Benim dedim elom yüksek. Ben dedim istediğim birinci birinciliği istediğim zaman istediğim dakika alırım. Hangi birinciliği istiyorsun dedim söyle. Çekeyim alayım çekeyim videoyu. Bana o gün dedi ki git dedi Şako'nun birinciliğini al. Şako dedi çok izlenir. Hani ben Şako'yu oynuyorum da zaten. O gün işte o gün Okan abi bana git Şako'nun birinciliğini al dedi. Ben bir hafta sonra gittim Şako'nun dünya birinciliğini aldım. Şimdi eğer ki o gün bana Okan abi deseydi ki Bilal git Kazix'le birinci ol. Kazix'le birinci olmuştum. Evelin'le birinci ol. Evelin'le olmuştum. İşte Garen'le birinci ol, Garen'le olmuştum. İşte Lee Sin'le birinci ol, Lee Sin'le olmuştum hangi şampiyonu söyleseydi ben o şampiyonun birinciliğini alacaktım. Ve hiç fark etmeyecekti. O gün rank 1 şaka oldum. Dünya birincisi şaka oldum ve Okan abinin karşısına çıktım. Dedim ki abi birinciliği aldım. Videoyu ne zaman çekiyoruz? Şimdi i̇şte Okan abi de bir şaşırdı. Şöyle bir durdu. Düşünün beyler biri size geliyor ve şey diyor. Birincilik almanız lazım diyorsunuz. Ve karşınızdaki kişi size şöyle bir soru soruyor. Hangi şampiyonda istersin? Ve isim söylüyorsunuz. Zor bir isim söylüyorsunuz. O tipilerin çok olduğu bir isim söylüyorsunuz. Bir hafta sonra o şampiyonda birinci oluyor karşıdaki kişi. Şaşırırsınız değil mi? Okan abi de şaşırdı ve dedi ki Bilal dedi böyle olmaz. Kendini kanıtlaman lazım. Senin dedi uzun süre dedi birincilikte kalman lazım. Bilin bakalım ne oldu beyler. 6 ay video çekebilmek için ben birincilikte kaldım. Dünya birinciliğinde. Tek 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 hepsini her ay SS aldım. Bütün kanıtları kayıtları hala bilgisayarımda hatıra olarak saklarım. Beni kaç kişi geçmeye çalıştı, birinciliğimi almaya çalıştılar, Şile hurdayla almaya çalıştılar. Hani Düşük elo'dan hesap alıp işte win rate kasıp, e, yüksek elo'ya çıkartıp hesabı yüksek elo'da oynamayıp beni geçmeye çalıştılar ama benim ligim yüksek olduğu için, grandmaster olduğu için lig puanından dolayı her zaman birincilikte kaldım ve asla da düşmedim. Bu sayede Birinciliğimi korudum ve o gün çıktım Dedim ki evet Okan abi dedim Sonunda 6 aydır birinciyim Daha ne kadar birinci olacağım Kainat birincisi mi olayım Artık şu videoyu çekelim mi Sonra Okan abi dedi ki tamam dedi çekiyoruz sen dedi yarın çek videoyu bana gönder. Gittim OBS'ten kaydımı açtım. E, nasıl heyecanlıyım. Nasıl böyle içim kıpır kıpır. Nasıl mutluluktan havalar uçuyorum. Videomu çektim. Sonra başladım düzenlemeye ama böyle hani içten böyle ne kadar istekli yapıyorum öyle söyleyeyim size. Ve videoda bir şey fark ettim. Çok fazla FPS drop vardı. Yani oyun o kadar çok donuyordu ki izlenmiyordu. Resmen rezaletti yani video. Tamamen benim bilgisayarımdan kaynaklanıyordu. Benim bilgisayarımın özellikleri kayıt almaya yetmem işte. Çok moralim bozuldu. O gün depresyona girdim. Hemen Okan abiye dedim ki abi dedim kusura bakma videoyu çektim ama dedim. Benim bilgisayarımın performansı video çekmeye yetmedi. Ne yapacağımı da bilmiyorum. Ya dedim ben birazcık sabret abi. Gideyim dedim yeni bilgisayar alayım ve öyle çekeyim videoyu. Sana zahmet dedim hani. Üzüldüm de baya. Sağ olsun Okan abi dedi ki canını sıkma dedi. Tamam dedi yeni bilgisayar aldığında çekersin dedi. Ben beklerim sorun yok dedi. Sıkıntı yok dedim. Bir ay boyunca ben köpek gibi gittim boost yaptım. Size yemin ediyorum beyler bir saat uyuyordum belki. Bir saat 2 saat uyuyordum her gün. Uyumuyordum la. Gözüme uyku girmiyordu la beyler. Yeni bilgisayar alıp video çekmek için. Çünkü böyle bir fırsat bir daha bir insanın ayağına gelmez diye düşünüyordum. Gittim sonunda birikmiş olan bütün paramla yeni bilgisayarımı aldım İlk videomu çektim tabi çok heyecanlıydım yani fena heyecanlıydım birazcık kötü oldu ama yine de çektim dedim ki Okan abi hazır video gittim hazırladım tamam dedi güzel olmuş dedi kanala yükleyeceğim dedi kalbim çarpıyor bana dedi ki işte hani Hadi olabilir dedi olur da dedi az izlenirse kötü izlenirse canını sıkma dedi olur öyle şeyler dedi. Hani moralini bozma dedi. İnşallah dedi iyi izlenir dedi. Tamam dedim attı kanala ama benim kalbim çarpıyor. Video izlenecek mi? Tutulacak mı? İnsanlar beni tanıyacak mı? Abi aradan bir saat mi geçti? iki saat mi geçti? O kanal bana yazdı dedi ki Bilal dedi çektiğim video çok iyi. Şu anda birinci sırada dedi. İnsanların çok ilgisini çekti. İnsanlar seni çok beğendi. O sıralar hani o kanala sadece tek video çeken ben değildim. Bir sürü youtuber vardı işte. Hani en ünlülerinden söyleyeyim hani Barışçı var. Neydi? Tam adı neydi? Barışcan. Barışcan bile o kanala video çekiyordu. Ve dedi ki Barışcan'ın videoyu bile geçti senin video dedi. Düşünün. Ben o kadar mutlu oldum ki dedim oha lan nasıl oldu? Benim kanalıma bir günde 3000 abone geldi. Bir günde. Çok mutlu olmuştum. Hani resmen öyle hayatımın tab zirvelerinden biriydi. O mutluluğu size anlatamam. Herkes benim hakkımda olumlu yorum yapıyor. Giriyorum sürekli yorumları okuyorum. Sürekli F5 atıyorum. Yeni yorumları beğeniyorum falan. Muhteşem namına koyayım. Sonra gittim kanalıma videoları yüklemeye başladım. Benim videolarım da izlenmeye başladı. 10 bin, 15 bin. Harbiden böyle her şey yolunda gidiyordu. İyi gidiyordu böyle. Tam istediğim seviyeyi yakalamıştım. Ama sonra o kara gün geldi çattı. Evet. Bilin bakalım ne oldu. Şimdi ben iki farklı içerik yapıyordum. Bir düşük elo, bir yüksek elo. Yani bir tane eğlenceli, bir tane yüksek elo videosu çekiyordum. Yüksek elolarım en aşağı diamond'da oluyordu. Yani diamond'ın altında video çekmiyordum. Hepsi Diamond'ın üstünde oluyordu. Bazen Master Elo, bazen Grand Master Elo, bazen Challenger Elo. Böyle videolar çekiyordum. Bazılarda demirde, bronzda çıldırtmalı mıldırtmalı böyle kışkırtmalı videolar oluyordu. Kışkırtmalar fazla izleniyordu. Hani böyle düşük Elo'da çekmiş olduğum videolar daha çok ilgi görüyordu. Ben de birazcık ona yoğunlaştım. Tam o sıralar böyle bir ufaktan oyundan sıkılmaya başladım. Çünkü artık oyun benim için tamamen iş olduğunu düşünmeye başlamıştım. Hani şey kafasına girmiştim ya bu rutin e, lol youtuberları kafasına işte hadi bugün video vakti girelim videomuzu çekelim çıkalım. Amaç işte eğlenmek değil sadece video çekip dümdüz çıkmak. Bu kafaya girmiştim ve bu kafadan nefret ediyordum ben. Ve bu kafaya girdiğim için de hani videolarım artık keyif vermemeye, hani ilgi çekmemeye başlamıştı. Bilirsiniz ben oyun kaybedince zaten çok gerilen bir Insanım. Yani oyun kazanmak benim için her şeyden daha önemliydi. Ama artık içeri güredesi olduğum için oyun kazanmanın da bir anlamı yoktu. Oyunu kazanmam lazım ama benim taşımam lazım. Yani oyunu Takımım taşırsa yine olmuyordu ve ben yine deliriyordum. Hani oyun istediğim gibi gitmezse benim çıldırma vaktim başlıyordu böyle ufaktan. O sıralar mentalimi kaybettim. İzlenmeler falan düşmeye başladı bir tık böyle. Ufaktan ufaktan böyle kendini alta vurmaya başladı. Ve bir gün akşam benim bir arkadaşım vardı. Discord'da takılıyoruz. Zaten bu konuyu bilenler bilir Pelinsu muhabbetine geldik şimdi. Oturuyoruz. Bana dedi ki ya dedi kanka benim dedi bir tane kız arkadaşım var işte. Dol oynayan bir kız var dedi. Ben de arkadaş şekli Şunun dedi profiline bak be kanka dedi. Bir gün dedi ADC oynamış. Bir gün dedi mid lane oynamış. Bir gün dedi top lane oynamış. Her gün dedi farklı bir şey oynuyor bu çocuk. Yani bu kız. Flashların sürekli yeri değişiyor. Bu kız dedi ne kadar yetenekli ola. Niye dedi bu kadar yetenekli? Hani her yerde oynuyor maşallah. Mid'de oynuyor. Bir günze gün de OTP oluyor. Bir gün Kassadin OTP oluyor. Bir gün Vein OTP oluyor. Bir gün top lane Kamilo o OTP oluyor kız her oyun değişiyor böyle. Ha dedi şunu profiline bak hele bu nasıl bir tip. Baktık baktık ben dedim ya dedim kanka bu oyunda böyle kendini buslatan pik milik yapan bazı kızlar var dedim. Bu da dedim herhalde onlardan biri kanka bunu dedim belli yani biri girip oynuyor yani. Kızın dedim hesabına her gün dedim girip biri oynuyor. Herhalde dedim onlardan biri. Neyse kanka dedi sıkıntı yok sohbet ediyoruz muhabbet ediyoruz. Furkan bu arada sırada erime maçlarını atıyor Challenger'dan düşmemek için. Yani e, biz yüksek çıktığımız zaman yüksek da LP kasmıyorduk. TR'de özellikle çok fintret dönüyor diye, sadece erime maçlarımızı atıyorduk. Ben de yatakta uzanmışım böyle Furkan'ı izliyorum, tamam mı? Böyle sadece bakıyorum işte ne yapıyor diye. Ben bir baktık kız sıraya girdi. Ya biz de sıra bekliyoruz. Zaten yüksek ele o, hani oyun bulmuyor zaten. Hiçbir şekilde bulmuyor. 20 dakika geçiyor bulmuyor falan. En sonunda oyun buldu. Aa, bir baktık bozuldu. Bir daha buldu. Bir daha bozuldu. Bir daha buldu. Bir daha bozuldu. Allah Allah dedik bu işte bir iş var. lan Bir baktık kız sıradan çıktı. Bu arada kızın da elosu yüksek. Yani kız da Diamond 1 Master serilerinde. Elosu Diamond 1 değil ama Master elosu. Öyle söyleyeyim size. Furkan anladı mevzuyu. Kıza şey yazdı. Ya dedi bu oyun dedi niye dedi hep hani bozulup bozulup duruyor diye mesaj attı kıza. O da şey yazdı. Kanka dedi bizim bir arkadaş vardı dedi Master çıkacak. E biz de ona win trade atıyoruz dedi. Ondan bozuluyor kanka dedi. İstiyorsan dedi gel dedi girelim dedi. Sen dedi win takımına gel. Hem dedi sen jungle'ı iyi oynuyorsun. Hadi dedi win takımına gel dedi. Winleyelim dedi. Furkan da dedi yok dedi. Ben dedi öyle işlere girmem aga. Ben dedi win trade win trade bende onlar olmaz. Ben dedi istemiyorum hocam. Saldı. Hiç muhatap olmadı kızla. İyi sen bilirsin dedi kız. Çıktı gitti. Tamam mı? Furkan da hesaptan çıkıyormuş. RPS yaptı. Kendi hesabından çıktı. Tamam mı beyler? Olay burada başlıyor. Riot'un telefonlara indirmiş olduğu bir uygulama var. Bu uygulamayı telefonunuza indiriyorsunuz ve hesabınıza giriş yapabiliyorsunuz. Arkadaş listesine bakabiliyorsunuz. Arkadaşlarınız oyunda mı, sırada mı, nerede görebiliyorsunuz? Furkan dedi ki Bila ben dedi bunların dedi trade'ini bozmazsam bu gece dedi rahat uyuyamam. Kalk dedi bilgisayara geçti dedi. Şunların trade'ine engel olarak. Kalktım hemen hazırlandım. Hemen yan hesaplara geçtik. Tamam mı? Böyle heyecanlı heyecanlı. Bunların Wintrate'ine engel Engel olmaya çalışıyoruz. Furkan bir yandan telefondan bakıyor. Bunlar oyuna girdi mi? Girecek mi? Girerse biz de girelim. Onlar sırayı başlatıyor. Biz de başlatıyoruz. Aynı anda. Ve onları yakalamaya çalışıyoruz. Eninde sonunda onları master serilerindeyken sırada yakaladık. Kanka dedi güzel dedi. Aynı takıma geldin dedi. Bunlara dedi win trade attırtmıyoruz. Onlar win trade atacak biz de engel olacağız. Geçti Furkan karşıya. Ben de kızın takımındayım tabii. Girdik oyuna. Ben bir intliyorum. Onların takımında da yani Furkan'ın takımında da bir tane ibne var o da inkliyor. Yarışa girdik. Kim daha hızlı oyun kaybettirecek? Her şeyi almaya çalışıyorum. Killlere son vuruş atıyorum. Gidiyorum, ölüyorum, şatdan veriyorum. Kaybettirmeye çalışıyorum derken en sonunda kaybettirdik ve kız kudurdu. Delirdi. Sonra bir şekilde bizim olduğumuzu anladı. Discord'a geldi. Size şöyle söyleyeyim. Kız, din, dil, ırk, ata, kitap, peygamber, evren, çaynat. Hani dört büyük melek her şeye sövmeye başladı. Bir anda kız bütün her şeye, bütün milli değerlere sövmeye başladı. Discord'u başımıza yıkacak. Dedim ki bak dedim senin amına korup bu Discord'da efendi olacaksın. Küfür etmeyeceksin. Kendine geleceksin. insan gibi konuşacaksın. Seni banlarım bu Discord'dan böyle. Kızdım buna. Bu da dedi ki siz nasıl bir teşkilatsınız dedi. Ben nereye geldim dedi. İsimlerimiz de aynı ya şimdi bizim nicklerimizin başında bir tag vardı. O hepimizde aynı olduğu için kız bizi bir teşkilat sandı halbuki kendisi teşkilat bu arada. Geldi bizi tehdit etti gitti. Siz görürsünüz dedi çekti gitti. O günden sonra biz bunlarla yüksek eloda savaş vermeye başladık. Onların nicklerini not aldık. Onlar da bizim nicklerimizi not aldılar. Birisi bizim nickimizi gördüğü zaman koşu bölüyordu direkt. Biz kazanmayak diye. Biz de aynısını onlara yaptık. Büyük bir savaş verdik. Yaklaşık 2-3 ay boyunca biz bunlarla büyük bir savaş verdik tamam mı? Sonrasında ben oyundan iyice soğudum. Ne ortamın çirkinliğini görünce. Ne pislikler gördük beyler. Newt karşılığı da win trade atanlar mı? Kızların götünü yalayanlar mı? İşte kendi arkadaşlarına win trade atanlar mı? Master serisine çıkıp da win trade atmadan çıkanı ben TR'de görmedim. Herkes win trade ile çıkıyor. Yani masterların yarısından çoğu win trade ile çıkıyor. Bunları gördükten sonra oyundan iyice soğudum. Zaten psikolojim bozuldu. Zaten lol'den soğumuştum. Ve bir gün o epik gün epik olay yaşandı. Ne oldu? Bir içerik deniyordum ben çekmeye çalışıyordum tamam mı? Kendi çapımda YouTube'a. Ve bir türlü başaramadım beyler. 10 kere çekmeye çalıştım bak. 10 kere. Bir türlü başaramadım. Sonrasında tilt oldum ve 11. videoya girdim dedim ki arkadaşlar kusura bakmayın. Videoyu dedim çekemedim isyan ettim yani. Ve isyan ederken bir yandan da benim takipçilerimle sohbet etmeye başladım. Bir anda izlenmem iki katına çıktı. Sohbet videosu çok sarmıştı. Bir dahaki videoya da aynısını yapayım dedim. Bu sefer geçmişimden bir yaşamış olduğum anıyı anlattım. Derken video bir patladı beyler. Herkes bana yalvarmaya başladı. Ne olursun bu seriye devam et. Bu serinin bir adı olsun. Buna bir isim koyalım. Bu bir içerik ve buna isim koyalım. Buna devam et. Adını LOLCAST koydum bugün. gün. İşte LOLCAST böyle oluştu. Bu sayede yaklaşık bir yıldır geçmişte yaşadığım olsun ya da arkadaşlarımın yaşamış olduğu bir olaylar olsun. Süsleye püsleye böyle esprili arkadaş ortamını anlatırmış gibi anlatıyorum ve izleniyor tutuluyor. İşte serüvenin hikayesi bu. Aklınızda bir soru işareti daha var. Biliyorum, 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 biliyorum milli olma videoları. Evet, evet. Oraya gelelim. Arkadaşlar şunu bilin ki bu dünyada herkesin bir milli olma anısı vardır. Kimisi anlatmak ister, kimisi anlatmak istemez. Çünkü olumlu yaşayan da var, olumsuz yaşayan da var. Yani bu aslında çok sıkıntılı bir konu da değil. Yani konuşulabilecek, anlatılabilecek bir konu aslında. Peki bu nasıl oluştu? Benim aklıma nasıl geldi? Bir gün videomun sonunda dedim ki arkadaşlar kafamda dedim iki tane video var. Bunlardan dedim hangisini anlatayım sonraki videoda. Sordum takipçilerime. Yorumlara bir tanesi gitmiş. Bak ben öyle bir şey demedim. Kendisi yazmış. Abi ilk defa milli oluşunu anlatır mısın? İşte her şey o yorumla başladı. O yorumu kim yazdıysa o yorumla başladı. Tabii ki ben o yorumu görüp hemen gidip bunu anlatmadım. Bir sonraki videomda bundan bahsettim. Sadece bahsettim. Ya dedim yorumlarda şöyle bir şey gördüm işte milli oluşunu anlatır mısın falan. Abi kıyamet koptu. Beni çarmağa geldiniz anlat diye. Instagram DM kutum doldu. Discord arkadaşlık isteklerim fullendi. Discord'dan her saniye mesaj geliyor. Yorumlar köpek gibi böyle full doldu her yere abi milli oluşunu anlat. Abi ne olur anlat. Abi yalvarırım anlat. Artık beni çarmıha girecektiniz. E dedim ki tamam anlatayım. Madem bu kadar çok isteniyor anlatayım. Anlattım. Size yemin ederim bir gram oynama yok. Orijinal. Birebir aynısını anlattım. Ne yaşandıysa onu anlattım. Ne eksik ne fazla. Üstü kapalı bir şekilde güzel bir şekilde anlattım. Hani eğlenceli olacak bir şekilde. Ne bir agro kelime kullandım. Ne bir ilginç terim kullandım. Hani cidden insanların insan gibi dinleyebileceği bir dilde anlattım. Absürt olmayacak şekilde. Ve bu çok tutuldu bunun ikisi gelsin. Ulan diyorum ki ya milli olan bir insan nasıl bir daha milli olabilir? He abi seri yapalım falan işte bu bir seri olsun. Tamam dedim tamam ya bu da bir meme olsun. Bizim kanalım meme olsun. Hadi dedim bunun serisi olsun. E tamam bir iki tane daha anlattık da bitti. Kalmadı yani. Oğlum kalmadı mı o kadar yaşadık yani. Tamam birkaç tane daha var da onları onlar çok özel onları hiç tamam da. Dedim yani bitti beyler. Abi olsun sen anlat. Kanka neyi anlatayım? Olsun abi bu bir şekilde bir şey anlat işte. Oğlum oradan sonrası yani ilk 3 videomdan sonrası tamamen benim birazcık böyle yaşamış olduklarımın üzerine abarta abarta birin üzerinde on koya koya anlattıklarından ibaret. Yani yarısından çoğu hatta yarısından daha fazlası birazcık uydurma olup tamamen size eğlendirmek için yapılmış olan videolardı. Tabi konu, mekan falan aynıydı. Yine doğru hani öyle bir ortam yine vardı. Öyle bir olay yine yaşandı ama hani ben birin üzerinde on koyarak anlattığım için hani kızın elini tuttuysam size farklı bir şekilde söyledim yani bunu anladınız mı? Bu şekilde bu kul buldu. Sonra millet benle taşak geçmeye başladı bazı haterlarım. Herkesin hater var. Hater olmayan insan yok bu dünyada. Benim de var. Başkasının da var. Herkesin var abi. Hater olmayan adam bu dünyada kalmadı artık. E benim haterlarım da ona buradan saldırmayı tercih etti. Sen ne kadar ahlaksız, ne kadar terbiyesiz bir adamsın. Ya amına koydum Arka planda gidiyorsun konuşanlar izliyorsun. Senin konuşanlar dediğin programda insanlar çüküş anısını anlatıyor. Sıçış anısı deyip, fantazi deyip hayallerinde kurdukları değişik şeyleri anlatıyorlar. Ona bir şey demiyorsun, ona gülüp geçiyorsun. Geldin bana mı salladın şimdi? Gidiyorsun Hz. Yasuo'yu izliyorsun. Dönen yararak, mönen yararak bir şeyler. E, e, bu adamın yanında ben absürt müyüm ama ben de normalim kanka yani bunu artık bir kafanızda bir oturtun İnsanlar saldıracak yer arıyor mesela bir tanesi var işte atıyorum bana til gelip bir sayfa yazı yazmış ya bir sayfa bir insan lan bir sayfa nasıl yazabildin sen nasıl bir insansın fake storyler anlatıyorsun insanlara utanmıyor musun lan amına koyduğumun evden senin bu videonun altında ne işin var o zaman Allah Allah tiktir git izleme yani kanka niye bana saldırıyorsun niye bir sayfa küfür ediyorsun bana olay bunlar ibaret evet anlatabildiğim kadar her şeyi anlat ve sizden güzellikle istedim? dedim dedim ki ya dedim benim güzel takipçilerim benim dedim tatlı takipçilerim hepiniz dedim seviyorum hepiniz dedim benim canımsınız kanalıma dedim abone olmayı unutmayın bir de işte like ve yorum atın dedim olmadınız yapmadınız tam bu saatten sonra sert devir tekrar başlıyor arkadaşlar bu kanala abone olmayanın tam koyayım. Like atma yanında anasını ara. <laughs> tamam ana yok ana yok pardon. Like atma yanında kafasını gözünü sikeyim. Oldu mu al. Sizin ben amanıza koyun. Niye like atmıyorsunuz? Niye yorum atmıyorsunuz lan kardeşim? Biz burada zor durumdayız he. Tayfan sizleri seviyorum. Youtube serüvenimiz böyleydi işte. League of Legends serüveni de böyleydi. Benden çok fazla lol videosu istiyorsunuz. Söz veriyorum atacağım. Ama yan kanala. E, çünkü bu kanalda artık lol bitti arkadaşlar. Olmaz kesinlikle. İlerleyen zamanlarda bakacağız güllerim, canlarım, tatlılarım, ballarım, böreklerim. Videoyu da artık yavaştan kapatayım mı? Yoruldum ananı kim Kaç saat oldu ya. Arkadaşlar sizleri seviyorum. Öpüyorum. İlerleyen zamanlarda ne yapacağız onu söyleyeyim. Yani kanal zaten direkt yarın bir gün kameraya geçtiğim zaman vlog tarzı bir kanal olacağı için. Hani size özel sürprizlerim olacak. Onu da söyleyeyim baştan. Hani ilerleyen planlarımda bunlar var. Sizleri de seviyorum. Öpüyorum. Like atmayanların namına koy. Tamam. Yorum atmayanların da. Hepinizin götünü çükeceğim az kaldı. Hadi görüşürüz.